can güvenliğimiz tehlikede. Lütfen yetkililer gereken önlemi alsınlar. Polisimizi arayıp yardım istiyoruz ve yüzümüze telefon kapatıyorlar. Ay merhaba da sana başka duruyor. Biz bunu ikinci ve benim yatak odamın altı. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Yatağımdan ikinci kez nasıl çıktığımı bilmiyorum. Güvenliğimiz tehlikede. Lütfen yetkililer gereken önlemi alsınlar. Polisimizi arayıp yardım istiyoruz ve yüzümüze telefon kapatıyorlar. Madem ki polisimiz attığımız her adımı takip edebiliyor, o zaman bu saatte 18 daire yaşıyoruz biz bu apartmanda. Buna bir çözüm bulunsun. Ben yatağımdan nasıl çıktığımı bilmiyorum. Gerçekten odam turuncu alev topuna döndü. Böyle bir şey, yani ben her gece yatarken nasıl yatacağım, nasıl uyuyacağımı düşünürüm. Böyle bu şekilde olmaz. Lütfen yani birileri bize yardım etsin. Olmaz böyle. Ve bu araba ikinci kez aynı yerde yanıyor. Birazcık da insanların, polisin buna daha duyarlı yaklaşmasını isterim. Madem ki böyle bir durum var, bize yani yardım etsinler. Bu apartmanda bunları yaşıyoruz ve bu kez arabamız da oradaydı. Yani can malımızı geçtik, biz canımızın derdindeyiz. Yok, ben sinir, abi gerçekten sinirlerim bozuldu. Bak yatak ot, inan gel turuncu alev topuna döner, cehennem ateşi. Bildiğiniz cehennem ateşi. Ve geçen defa da aynı şekilde yandı bu araba. Yatak odası. Yan tarafı yatak odası. Yani şuraya bakar mısınız yani? Bunu yapanlar da yani hangi insani yatak değerlere hizmet ediyorlar? Diğer taraftan da çekin isterseniz. Görün lan. Duvarlarda pencereye giriyor. Evine davet ettik. Ben salonda uyudum aylarca. Gücünü yeni atlattım ve yatak odamda yatmaya başladım. Ve ben gene aynı olayı yaşadım bu akşam. Yine yaşadım bu cehennem ateşi. Odam turuncu olur, resmen cehennem ateşine döner. Lise diyoruz ki... Ben 155'i aradım. Polisi şikayette bulunayım. Beyefendi, böyle böyle karakol bölgesinden arıyorum. Karakaş'ta apartmanında yaşayan bir vatandaş olarak bize yardım edin. Böyle böyle bir sabotaj oldu. Yatak odamızdan gene aynı şekilde aynı şeyi biz yaşadık. Gelin buraya, şikayetçiyiz. Bize yardımcı olun. Hanımefendiye gereken yere gerekli bilgiler verildi. Arkadaşlar geliyor falan. Ben durumumuzu izah etmeye çalışıyorum ve adam yüzümüze telefonu kapatıyor. Ve polis de 45 dakika sonra buraya geliyor. Biz burada kalp hastası olabilir, şeker hastası. Ben panik atak oldum yani gerçekten. Çocuklarımızın hepsi
Sabah okula gidecekler çocuklarımız 10 yaşında, 12 yaşında çocuklarımız. Hepsi şu anda evde oturuyorlar korkuyla, annelerine sarılıp oturuyorlar. Park yeridir orası değil. Evet, park yeri. Park yeri olması ve ne? Ve bu kez arabamız da oradaydı yani. Tesadüf. İki arabamız var. Eşim yani, nasıl? Can malımızı geçtik yani, geçiyor mu? Arabası yanan şahıs. Malımızı geçiyoruz. Zararını en alttakiler bizler çekiyoruz. Alevleri resmen ben yatağımda isterim. İstersen odama çıkarım size. Turuncu, resmen turuncu olur odamın içi. Ve böyle bir sıcak, cehennem sıcağı. Kimseyi görmediğinizde. Kimseyi, sadece sesi duydum. O sesi ben hatırlarım geçen defadan zaten. Zihnime kazınmış bir sestir. Aynı sesi duydum ve eşimin bakın eşimin çoraplarıyla çıktım. Bakın. Yataktan nasıl çıktım bilmem. Üstüme ne geçirdim. Şişe falan buldular galiba. Bilmiyorum ama bu duruma gereken yani müdahaleyi etsinler. Biz apartman sakinleri olarak şikayetçiyiz bu durumdan. Rahatsızız. Burada okuyan öğrenci arkadaşlar var üst katta. Yani sizin çocuğunuz yurt dışında okusa aile olarak yani aileleri olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalsalar eminim canınız çıkar. Onları oradan almak tabii için elinizden geleni yaparsınız. Ve bu çocukların ailelerini de düşünün, kendimizi de düşünürük. Yaşanmaz yani bu şekilde. Nasıl olur ya? Önce abimin am gelirken yolumuzu kestiler. Abim indi aşağı çekti kaçtı. Kiralık bir arabaydı. Polis aradık. Geldi her dakika takipteyim dedi. 2 hafta önce çizdiler arabamı. Gittim şikayet ettim polise evraklarım daha polistedir. Hiçbir şey bulunmaz. Ağacın altında bekler karşıda. Kaçıncıdır görürük. Ararık polisi ta gelsin polis kaçar. Bilmeyik artık ne nedir. Ben gideceğim olsun. Burada. Bilmeyik, görmedik. Birini yolladık baksın, 2 tane adam var içinde.